Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir bilim ve toplum programında yine birlikteyiz. Bu programda sık sık yinelediğimiz gibi kapitalizm karşılaştığı günlük sorunlar karşısında hem kendini yeniden üretiyor hem de doğayı ve toplumu biçimlendirmeyi, yeniden örgütlemeyi, kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmeyi sürdürüyor. Tabii bunu da iktidarlar eliyle yapıyor. Biz bugün 2011 yılını, 2011 yılında iktidarlar eliyle, ki ülkemizdeki iktidar eliyle Türkiye bilim ortamındaki düzenlemeleri ve bunun sonuçlarını ele almaya çalışacağız. Özetle söylemek gerekirse 2011 yılına şöyle bir dönüp bakacağız. Öyle değil mi Kürşat Hocam? Evet. Bugün evet. Programda yeni bir konu işlemiyoruz ama belki bizim de biraz zihnimizin derinlerinde kalan bazı konuları değerlendirip bir yıl muhasebesi yapmış olacağız. Ki yıl sonunda birçok insan bunu yapıyor zaten. Evet, bu tip Türkiye, tarihsel dönüm noktaları şöyle bir durup muhasebe yapma noktalarıdır aynı zamanda, değil mi? Bu evet, takvim dönümleri evet, genellikle böyledir. Bunun da büyük yararı var doğrusu. Evet, neler var? Belki özellikle değerlendireceğimiz konular bir defa Türkiye'de, dünyada bilim, eğitim ortamında neler olduğu, akılda kalan temel başlıca olaylar nelerdir? Bunları bir gözden geçireceğiz. Tabii eğitim ortamı dediğimiz zaman bunu sadece yüksek öğretimle sınırlamayalım. Bizim programımız çerçevesinde, değil mi? Türkiye'de istersen şöyle başlayalım. Türkiye'de eğitim alanını yeniden düzenleyen bir takım yasalar, yönetmelikler çıktı ve yine bir şekillenmeye gidiliyor. Bunları bir özetlemek ister misin? Şimdi tabii Türkiye 2011'e 2010 yılında yapılan anayasa referandumuyla girdi. Bunun ardından özellikle hükümet ciddi hukuksal, yasal değişiklikler, kanunlarla ilgili ciddi değişiklikler yapmaya başladı. Çünkü öncelikle yüksek yargı organlarında bazı düzenlemeler yapıldı. Bu anayasa değişikliğinden alınan güçle ve arkasından da yeniden şekillendirme, biraz önce sizin söylediğiniz gibi bir takım ortam. Yani hukuk alanı yeniden evet, şekillendirdi hukuk, değil mi? Hukuktaki yüksek yargı organlarına, anayasa mahkemesine hakim olmak tabii hükümetin bir anlamda öteden beri hani Danıştay elimizi bağlıyor, işte yüksek anayasa mahkemesi ne yapsak işte geri çeviriyor falan şikayetleri vardı. Zaten bunun için referandumda adım attılar. Arkasından ilk ele aldıkları konulardan bir tanesi milli eğitim alanı oldu. O alana girmeden bir o hani eski Engizisyon mahkemelerinde olurmuş ya, ara soru ya da ara cevap hakkı istenirmiş. Ben de bir araya girme ihtiyacı duydum. Madem ki yıl sonu programı yapıyoruz. 2010 yılındaki bu referandum sonrası hukuk alanının yeniden düzenlenmesi çerçevesinde roman okumayı seven izleyicilerimiz için bir önerim olacak doğrusu. Tahsin Yücel'in Gökdelen isimli romanı. Çünkü orada işte 2073 ya da 2074 yılı Türkiye'sinde hukukun özelleştirilmesiyle ilgili bir öykü, bir parça bilim kurgu diyebileceğimiz ama aslında o roman bu yıl yeniden basıldı. Birkaç baskı yapmış bir roman. Fakat 2006 yılında yayınlanmış bir roman. Bu demektir ki Tahsin Yücel üstadımız, deyim yerindeyse, Türkiye'de olan bitenleri 2004'lerde, yani daha bu Ergenekon süreçleri falan başlamadan önce görmüş ve hukukun özelleştirilmesini sanki bugün anlatır gibi 2073'te öykülüyor. Aslında tabii bunu önerelim. 2000 Gökdelen isimli Can Yayınları'ndan evet. 2073 çek kalmadan, değil mi? Tabii. Zaten şimdi öyle bir slogan var. Hayaldi, gerçek oldu diye. Evet, evet. Ne yazık ki böyle. Evet, biz tekrar eğitim alanına dönelim. Milli eğitimdeki bir defa kabinedeki çok enerjik bakanlardan kendince de aslında bakarsanız biliyorsunuz özellikle öğretim üyeliğinden uzaklaştırılmış zamanında bir bakanın gayretleriyle milli eğitim ulusal eğitim sistemine yeni bir şekil verilmeye çalışılıyor. Neler yapıldı?
Bir defa Milli Eğitim örgütsel yapısı değiştirildi. Bu önemli bir gelişme. İkincisi özellikle Kur'an kursları konusundaki sınırlamalar kaldırıldı. Yaş sınırlaması, 12 yaş sınırının kaldırılması önemli. Ve özellikle de ilkokullara artık Arapça derslerinin müfredat içine yerleştirilmesi. Bu arada da ilkokulların müfredatlarındaki bir takım önemli değişiklikler oldu. Derslerin seçmeli hale getirilmesi veyahut da öneminin azaltılması. Aslında içine müfredattaki değişikliği belki ulusal bilinçten uzaklaştırma, evet, ya da ulusal bilinci öteleme. Tabii. Burada tabii en temel herhalde hedef eğitimde birlik, eğitimin birliği yasasının, yani Cumhuriyet'in temel yasalarından bir tanesinin artık aşındırıla son noktasına geldiğimizi söyleyebiliriz. Bir karşı devrim süreci yaşadığımıza göre bütün devrim yasaları yok sayılıyor ya da işte sadece yok sayılmakla kalmıyor. Karşı devrim kendi ideolojisi ve hedefleri doğrultusunda ikame ediyor. Ve yeni kuşakları bu, evet, yeni bir ideolojiyle eğitmek istiyorlar. Burada tabii ki özellikle Atatürk ilkelerine bağlı nesiller yetiştirme hedefinin bütün eğitim sisteminden çıkarılması, bu zaten Avrupa Birliği'nin de isteklerinden bir tanesiydi. Seve seve bu iktidarın kabul ettiği bir değişiklik oldu. Evet, ve son belki noktada bu YÖK başkanının, önceki YÖK başkanının gider ayak yaptığı değişiklik oldu. O da üniversiteye giriş sınavlarında katsayılı uygulamasının kaldırılması. Zaten giden YÖK başkanı şunu çok açıkça söylemişti. Hukuku biz arkadan dolanırız, demişti. Bu da tabii hukuka bakışı, ki bunu referandum öncesi söylemişti. Hukuka bakışı Türkiye'de nasıl bir hukukun işleyeceğinin çok önemli işaretiydi. Şimdi hala kimi yasalar yürürlükte, örneğin bu başörtüsüyle ilgili. Ve yine unutmayalım ki giden YÖK başkanı, işte bu konuda direnen 30-35 öğretim üyesi var ama biz onları izliyoruz gibi de aba altından da sopa da gösteriyordu. Doğrusu bu hukuk anlayışına bu partiyi ve bu anlayışı destekleyenlerin nasıl vicdanlarının razı geldiğini de sormak ya da kendi kendilerine sormalarını istemek de bizim hakkımız diye diyorum. Evet. Bu cümle belki de 2011'in akılda kalan, değil mi? Eski YÖK başkanı çok fazla söz var. Evet. İlginç, evet, ve zaten çok başarılı bir icraat dönemi geçirdiğini düşünüyor. Evet. Yeni YÖK başkanına devretmesi de ilginç bir törenle oldu. Belki arkadaşlarımız o konudaki töreni bir en azından bir hatırlatalım. Ve yeni bir YÖK başkanı atandı 2011'in sonuna gelinirken. Ve tabii evet. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'na atanan Profesör Doktor Gökhan Çetinsay'a görevi devraldı. Bir başkan değişikliği söz konusu. Görevi devreden Yusuf Ziya Özcan son 4 yıl içinde güzel hizmetler yaptıklarını ifade etti. Özcan, engeller çözüldü, problemli olmayan bir YÖK bırakıyoruz dedi. Ülkemizin ve yüksek öğretimimizin önünde engel olan pek çok ciddi sorun halledildi. Sayın Çetinsay'a bu anlamda çok da problemli olmayan bir YÖK bırakıyoruz. Ama ondan beklentimiz bir eşiğe kadar taşıdığımız yüksek öğretimi o eşikten atlatması ve yüksek öğretimden beklediğimiz verimliliğe ulaştırmasıdır. Yeni YÖK Başkanı Gökhan Çetinsay'a da yüksek öğretimin yeniden yapılandırılması çalışmalarına devam mesajı verdi. Çetinsay'a üniversiteleri uluslararası standartlara ulaştırmak için de çalışacaklarını söyledi. Yeni dönemde hep birlikte Türk üniversitelerinin araştırma ve eğitim alanlarında uluslararasılaşmasını, seçkin dünya üniversiteleri ile rekabet edebilir ve etkileşebilir hale gelmelerini sağlayabilecek şekilde yeni bir yüksek öğretim sistemini
hep birlikte inşa etmeye ve bu çalışmalara devam etmeye kararlıyım. YÖK Başkanı Gökhan Çetin Sayan'ın önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı yaparak hedeflerini açıklaması bekleniyor. Hocam soru cevap var. Evet, burada da belki altı çizilmesi gereken sözcük uluslararasılaşma sözcüğü. Bu ulusal eğitim politikalarından vazgeçildiğinin ya da asla gündemde olmayacağının, tamamen uluslararası ilişkilerle emperyalizmin güdümünde bir yüksek öğretim planlamasının yapıldığının, dahası yüksek öğretimin ticarileştirileceğinin ve yüksek öğretiminin sermaye için bir taraftan karlılık ama diğer taraftan da beyin sömürüsü anlamında yeniden şekillendirileceğinin işaretidir. Ben konuyla ilgili bütün meslektaşlarımızın, velilerin ya da öğrencilerin özellikle bu uluslararasılaşma sözcüğünün anlamı üzerinde biraz durmaları gerektiğini düşünüyorum. Evet. Tabii burada bu operasyonun hani düzleme bir anlamda, biraz önce bütün engeller aşıldı ve bir düze çıktık derken aslında tümüyle düzledik anlamına geliyor. Evet. Biraz önce söylenen belki karşı devrimin operasyonu gibi kabul etmekte yarar var. Ve yine de muhalifler var, sayıları az olsa onları da takip ediyoruz demişlerdi. Bir başka operasyon bunun devamı olarak Türkiye Bilimler Akademisi'ne yapıldı. Türkiye Bilimler Akademisi'ne hükümetin Türkiye Bilimler Akademisi'nin görece özerk yapısını bir belki de içine sindiremediği veyahut da kendisi için yok edilmesi gereken bir odak olarak gördüğü anlaşılıyor. Yani şimdi Kürşat Hocam, şunu net olarak tespit etmemiz gerekir. İşte programın başından beri özetlemeye çalışıyoruz. İlk öğretimden başlayan, hatta okul öncesinden başlayan bir yeniden yapılanma var tüm eğitim sürecinde. Ama bu yapılanma içinde bir şey çok önemli. Farkında sanıyorum birçok izleyicimiz ve umarım akademisyenlerimiz, bilim yaşamdan öteleniyor aslında. Şimdi bu TÜBA meselesine de öyle bakmak lazım. Yani özerk bir bilim akademisi bile rahatsız ediyor. Halbuki o bilim akademisinin doğrusu akademideki değerli meslektaşlarımızın, hocalarımızın da ifadesiyle ifade ettikleri gibi daha çok yeni, henüz daha gelişmekte olan, henüz kendini bulmakta olan bir akademiydi. Çok değerli insanlar barındırmasına karşın yine de kurumsallaşma süreci kolay bir süreç değil. Buna bile tahammül edilemedi. Burada sanıyorum önemli olan şey bilimden korkulması. Çünkü her bilimsel soru aslında yaşamda karşılığı aranılan soru demektir. Bilimin deneyine vurulan her eylem, her edim ya da izlenen her politika doğru ya da yanlış olduğu konusunda hemen kendine ele verir. Dolayısıyla sanıyorum iktidar biraz bundan çekiniyor. Bir başka şey de tabii yaptıklarını artık günümüz dünyasında hani teknolojinin gelişmesiyle televizyonlar var, internet, bilgisayar vesaire ağları, bir bilimcilik miti var. Hani evet. Bilime de, her şey bilime de yani. İşte televizyonlarda her sabah... Her türlü safsata da bilimsel bir makyajla sunuyor. Yani bir illa bilimsel bir kılıfı olsun, bilimsel bir dayanağı olsun ya da bilimci bir dayanağı olsun. Tabii içinde yaşadığımız süreçte kapitalizm, ne yazık ki akademisyenler arasında da oldukça fazla sayıda bilimci akademisyen de istihdam ediyor. Ya da onlar da düzenden bilimci konumlarıyla nevalanıyorlar. Şimdi iktidar aslında yaptıklarına
İşte bilim adamları da böyle söylüyor. Ya da bilim de olaya böyle bakıyor. Bakın biz ne kadar bilimsel çalışıyoruz gibi gerekçeler üretebilmek adına kendine böyle bir takım kurullar, kurumlar oluşturmaya çalışıyor. Ve asla muhalefet edecek ya da eleştiri kaynağı olabilecek herhangi bir kurumu da doğrusu yaşatmak da istemiyor. Bu süreç sanıyorum onu gösteriyor. Bilmiyorum evet, senin söyleyeceklerin var mı? TÜBA, şunu görüyoruz. Yani iktidarlar ve özellikle neredeyse 10 yıla yaklaşan döneminde bu son iktidar, bilim insanlarının görüşlerine göre bir politik çizgi zaten izlemedi. Evet. Yani bilim insanlarını yok sayan ve onların düşüncelerini dikkate almayan, hatta üniversiteleri de tehlikeli sayan bir çizgi izledi. Evet. Şimdi sizin dediğiniz gibi bu sefer kendi kontrolünde bir bilimsel danışmanlar bilimci, grubu. Bilimci danışman. Bilimsel kılıflar içinde ya da bilimsel titirleri olan evet. akademik ünvan evet. sahibi evet. kişilerle yapmak istiyor. Ama burada tabii mesela şeyi falan hatırlayalım. Sayın Başbakan'ın ulemaya soralım. Evet, ulemaya soralım falan evet. lafları var. Üniversite öğretim üyelerine siz oturun kendi işinize bakın bunlara evet. ne karışıyorsunuz? Toptan falan bütün üniversiteleri karşısına alan bir çizgiden şimdi yani yavaş, aslında farklı bir çizgiye geçmiyor. Ama şöyle, üniversitede artık kendince bazı iktidar odaklarına yerleştirmeler yaptıktan sonra tabii, işte rektörlerden görüyoruz. Evet, yerleştirmeler kurullar, yaptıktan dekanlar. Sonra şimdi bu sefer artık nasıl ki yargıda evet. aynı operasyon yapıldı, üniversitelerde de aynı operasyonu yaptılar ama burada çatlak sese tahammülleri yok tırnak içinde. Yani o yüzden TÜBA ile ilgili operasyonu yaptılar ama buna karşı bir tepki gördüler. Yani TÜBA şimdi tabii TÜBA'nın kurumsallaşmasında henüz işin başında olduğunu ve bir bilimsel akademi bilincinin o akademiyi oluşturan çok değerli öğretim üyeleri arasında dahi çok iyi kavranamadığının işaretleri de var. Dolayısıyla ya da hepsinin aynı düşüncede olmadığı, evet, aynı belki düzeyde bakmadığı. Evet. anlamında. Orada da işte bir kısmı istifa etti ve yeni bir dernek kurdular. Tabii o yeni dernekleşmenin doğrusu nasıl bir süreç izleyeceğini çok erken. Bizim de izleyip görmemiz lazım. Kendilerinin de aslında ne üretebileceklerini ancak zaman içinde görebileceklerine inanıyorum. Ama tabii az sayıda da olsa doğrusu öğretim üyesine, yani genel akademisyenler arasında baktığımızda çatıları altında örgütleyebilmiş kimi öğretim üyeleri dernekleri, öğretim elemanları dernekleri tepkilerini koydular. Bunları tek tek de koydular. Sanıyorum bir de çok evet, yakın bir zamanda evet. topluca koydular. İstersen evet, onların bildirisini... 19 Aralık. evet, evet, çok yakın. Bir doğru. hafta evet. önce Akdeniz Üniversitesi Ege Öğretim Elemanları Derneği, ABANT İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği, İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri, üniversite konseyleri, tüm öğretim elemanları, Gazi Üniversiteli öğretim üyeleri, Çukurova öğretim elemanları ve ODTÜ öğretim elemanları dernekleri bir ortak açıklama yaptılar değerli izleyiciler ve TÜBA'nın onur ve itibarını kurtarmak için bilim insanlarını hükümetin atamasıyla, daha doğrusu TÜBİTAK aracılığıyla da olsa hükümet kontrolünde bir atamaya boyun eğmemeye ve atanarak Bilim Akademisi adlı bir kurumda görev almamaya çağırıyoruz. Bunu yapabilirsiniz, bu sizin elinizdedir ve bilimsel yaşantıya katkınız, değeriniz ve saygınlığınızın bir göstergesi olarak tutum almaya evet. davet eden bir açıklama yaptılar. Biraz önce de belirtildiği gibi bir dernek kuruldu. Bu derneğin gelişmesini göreceğiz ama Türkiye yani uluslararası rekabet vesaire gibi süslü laflar altında önemli olan nokta aslında şu, uluslararasılaşıyor. Uluslararasılaşırken evet, kendi bilim evet. insanlarını oldukça
etkili noktalardan uzaklaştırmaya ve biçmeye devam ediyor. Tabii yani batıdaki egemen merkezlerin deyim yerindeyse kuyruğuna takılmış onların hizmetinde ve onların projelerinde çalışan insanlar dışında, yani sistemi meşrulaştıran insanlar dışında doğrusu bilimsel herhangi bir odağın olmasını istemiyor iktidar. Bunu çok açıkça eylemleriyle, edimleriyle, düzenlemeleriyle dile getirdi. 2011 için belki bu anlamda işte bilimin toplum yaşamından tümüyle uzaklaştırıldığı bir yıldır diyebiliriz. Bu noktada. İzleyicilerimiz diyecekler ki ne kadar olumsuz 2011, gerçekten aslında bir sürü olumsuzlukla dolu. Burada belki umut verici olan noktalardan bir tanesi işte üniversitelerde hem öğretim elemanlarının, derneklerinin bir araya gelme, karşı çıkma ve yeniden bir takım şeyleri şekillendirme çabası oldu. Bir de gençliğin önemli bir çabası oldu. Tabii. Şimdi ben bunları ifade ederken umutsuz olduğum için bunları söylemiyorum. Tabii. Ama bugün gelinen noktada bu tespiti yapmamız lazım. Yani Türkiye nasıl bir süreçten geçiyor iktidar ve yönetenler adına? Neyi dayatıyorlar bu topluma? Peki toplum her dayatılanı kabul edecek mi? Hiçbir zaman etmemiştir. Etmiyor da. Dediğin gibi gençlikten çok enerjik bir anlamda Cumhuriyeti savunan, Cumhuriyet'ten aldığı enerjiyle Cumhuriyet'i savunan güzel tepkiler de doğuyor. Evet. Biraz onlardan 2011'de öncelikle zaten bu son birkaç yıldır böyle karşı devrimin ve bu Cumhuriyet'i yıkmaya yönelik tedbirleri savunanların ister akademisyen kimliğiyle olsun isterse iktidarın bir mensubu olarak üniversitelerde toplum önüne çıkmakta güçlük çektiği bir yıl oldu. Evet. Açılış törenleri artık öğrencilerden ve öğretim üyelerinden kaçılarak yapılan yerler haline geldi. Özellikle de bu bir takım iktidar sahiplerine verilen payeler ve ünvanlarla ilgili törenler, değil mi? Büyük karın ağrısı yaratır oldu. Hem üniversite idarecisi için hem de burada konuk olarak bulunan kişiler için. Evet. Yani bu önemli bir gelişme ve öğrencilerin de daha çok örgütlendiği ve toplumda daha çok sesini duyurduğu anlaşıldı. 29 Ekim'i bir unutmamak lazım. 29 Ekim törenleri biliyorsunuz Van depremi gerekçesiyle iptal edildi ve buna karşı da büyük bir toplumsal tepki oluştu. Bu tepki içinde gençler ve üniversiteliler de yerlerini aldılar. Bence 2011'in önemli olaylarından birisi de bu oldu. Belki Türkiye'deki gelişmeleri şöyle bitirirken 2011'i özgürlüklerinden yoksun olarak geçiren öğretim üyelerine de değinelim, değil mi? Evet. Yani burada yüksek öğrenim sistemine önemli katkıları olmuş öğretim üyeleri içinde Profesör Fatih Hilmioğlu. Arkadaşlarımız herhalde görüntüleri belki veremiyorlar. Onları da sanıyorum bir sorun var. Evet. Bizi en azından Silivri'de izleyen bu değerli bilim adamlarına, değerli meslektaşlarımıza, büyüklerimize, arkadaşlarımıza buradan selam olsun. Evet. Diyoruz. Evet. Önemli sağlık problemleri sorunları de var, tabii. Olan Profesör Doktor Fatih Hilmioğlu. Malatya İnönü Üniversitesi'nde rektörlük yapmış ve Türk Milli Eğitim Sistemi'ne, yüksek öğrenim sistemine önemli katkıları olmuş bir değerli hocamız, bir lider kişi. Yine aynı şekilde Profesör Doktor Mehmet Haveral. İyi mi? Üstelik de milletvekili. Hem milletvekili hem rektörlük yapmış uzun yıllar, bir üniversiteyi kurmuş, çeşitli üniversitelerde önemli, değerli bir transplant cerrahı. Her alanda hem eğitim hem hizmet alanında birçok şeye ilk kez Türkiye'de gerçekleştirmiş bir öncü, lider kişi ve yine hatırlamak lazım bu iki hocamız 2011'i tümüyle Silivri'de demir parmaklıklar altında ve sağlık sorunlarıyla
boğuşarak geçirdiler. Bir başka genç bir akademisyen 2011'de ne yazık ki var. Mehmet Perinçek. Bu değerli kardeşimiz de yani şimdi bugün bu Ermeni tasarılarının işte artık havada uçuşmaya başladığı, ülke parlamentolarından ülke parlamentolarına seyahat ettiği bir dönemde neredeyse Türkiye bu bağlamda sıkıştırılırken Büyük Orta Doğu projesi çerçevesinde, Büyük Kürdistan, İkinci İsrail çerçevesinde ne derseniz bütün çalışmalarını bu konuya hasretmiş olan ve bundan başka da bir eylemi olmayan bir genç akademisyen kardeşimiz de. Aslına bakarsanız muhtemelen zaten onu doğrudan doğruya bu nedenle. Bu nedenle özgürlüğünden yoksun olan ama yine de içeride de dışarıda hala, da çalışmalarını çalışan, sürdüren, üreten ve gerçekten toplumu aydınlatma görevini yerine getiren bir bilim insanı kimliğiyle. Tabii bunlar tutuklu olan öğretim üyeleri. Bir de bir süre tutuklu kalıp ya da hiç tutuklanmaksızın davaları süren. Kovuşturma altında olan ya da altında olan öğretim üyeleri var. Yani Silivri mahkemelerinin adeta baskı altına aldığı belki Silivri mahkemesi. Bir alan. Bunu da hatırlamak lazım. 2011'de ne yazık ki böyle bir şey var. Şimdi hocam dünyaya kısa bir göz atalım mı? Tabii 2011 ile ilgili olarak bir şey daha izin verirsen unutmamak lazım. Bir tıp alanının bir çalışanı olarak söylemeliyim ki tıp eğitimi de deyim yerinde ise bilimsel metotlardan uzaklaştırılma durumunda kaldı. Yani bu öğretim üyelerine uygulananlar. Ve tıp öğretiminde olsun, tıp uygulamalarında olsun. Çok önemli bir özelliği olan, hasta-hekim ilişkilerini biçimlendiren düzenlemeler ne yazık ki Türkiye'de artık hasta-hekim ilişkilerini bilimsel bir çerçeveden de çıkartıyor. Tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimini de bilimsel yöntemlerden uzaklaştırıyor ne yazık ki. Bu konuda bu kanalda çok program yapıldı. Önümüzdeki dönemde biz de daha ayrıntılı programlar yaparız. Şimdilik bu kadar söyleyelim ama bir not düşmek adına bu da unutulmamalı. Ve yine buna karşı da hem üniversite öğrencilerinin, tıp fakültesi öğrencileri başta olmak üzere öğretim üyelerinin ciddi bir muhalefeti ve karşı koyuşu var ve sürüyor. Onu da belki ifade etmemiz lazım. Dünyadaki gelişmeler konusunda değerli izleyiciler birkaç konuyu söyleyip belki geçebiliriz. Ama birincisi CERN, bu Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ndeki denemeler 2008'de başlamıştı. Bir geçici bir başarısızlık oldu biliyorsunuz. Oradaki Büyük Hadron Çarpıcısı denen cihazın şeyinde ama 2010 sonunda başlayan deney planlandığı şekilde devam ediyor. Belki burada ilk hedeflenen noktalardan bir tanesi, birkaç hedefi vardı bu deneyin. Özellikle toplumda da artık bilinen hani Tanrı parçacığı adıyla bilinen Higgs parçacığı, Higgs bozonu denen parçacığın izleri araştırılıyordu bu protonların çarpıştırılması sırasındaki ölçümlerde. 2011 sonuna gelirken bu konuda kesin bir şey söylemek için henüz erken diyecek kadar. Daha en az bir yıl daha deneyler sürecek. Deneyler 2012'de de devam edip 2012 sonunda reaktörün bir süre kapatılacağı söyleniyor. Ama en azından bu konuda iyimserliklerini sürdürebiliyorlar diye düşünüyoruz. Özellikle hem deneysel fizik alanında çok önemli bir gelişme. Nobel ödüllerinden kısaca bahsedelim. Evet, onları da bir Nobel ödülleri biliyorsunuz değerli izleyiciler 2011'deki Nobel ödülleri yıl sonuna doğru Nobel ödülleriyle ilgili hem tıp alanında hem diğer alanlarda özellikle tıptaki Nobel ödüllerinde daha çok bağışıklık sistemi üzerine çalışan 3 araştırmacıya verildi. Bu ekranda gördüğümüz bunlar ekonomi ödülünü alan 2 araştırmacı
Burada tıp ödülünü alan 3 araştırmacıyı görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden, Lüksemburg'dan bu araştırmacılar. En sağda gördüğümüz araştırmacının önemli bir sorunu var. Ne yazık ki ilk defa Nobel'de böyle bir şey yaşandı. Ödülü aldıktan, daha doğrusu ödül kazandığı ilan edildikten kısa bir süre sonra ne yazık ki yaşamını yitirdi. Bir pankreas kanseri nedeniyle. O yüzden ilk kez Nobel ödülünün kurallarından birisi olan yaşayan birisine ödül verme konusunda bir... Ama ödül verildiğinde tabii hayattaydı. Karar verildiğinde hayattaydı. Evet, bağışıklık sistemi konusunda önemli çalışmalar yapan 3 araştırmacı, bu 3 arkadaş, bunlar şeyler, farklı merkezlerde araştırma yapıyorlar aslında. Ve çok uzun senelerdir, yaklaşık son 30 yılını bu işe vermiş kişiler. Bu gördüğümüz, ekranda gördüğümüz kişiler de fizik ödülünü alanlar. Fizikteki Nobel ödülünün temelinde de evrenin genişlemesine ilişkin yeni bir değerlendirme. Özellikle bu güneşteki patlamaların veyahut da süpernova denen patlamaların değerlendirmesiyle aslında bildiğimizden daha da yaşlı olduğunu evrenin ve giderek de hızlı bir şekilde genişlediğini, ivmesi arttığını, zaman zaman ivmelendiğini, değil mi? Temel mesele şu: evrenimizin aslında bir sınırı yok ve giderek de büyük bir sınır hızla daha da genişleyen bir hacme sahip, öyle diyebiliriz. Bunu tespit eden araştırmacılar fizik ödülünü aldılar. Evet, kimya dalındaki ödülleri belki, evet, kimyada bu ödülü alan bir İsrailli araştırmacı. İsrailli araştırmacının da kimya dalındaki ödülünü aldığını söyleyebiliriz. Ekonomi ödüllerini de yine iki araştırmacı paylaştılar bu seneki Nobel'de. Nobel'in ardından bir de alternatif Nobel'den bahsedelim. Evet. Alternatif Nobel ödülleri de yine İsveç parlamentosunda veriliyor. Burada bir Çinli görüyorsunuz ekranda. Alternatif Nobel ödülünün en büyük ödül olabilecek onur ödülünü aldı. Esas özelliği de güneş enerjisinden yararlanma üzerinde yaptığı çalışmalarla. Kendisi doğrudan belki bir bilim insanı değil ama petrol araştırma enstitüsünde çalışıyor. Enstitüsünde çalışırken kendi deyimiyle yeni doğan kızının geleceğini düşünerek ve fosil yakıtların bittiğinde ne olacağını düşünerek ona karşı bir sorumluluğum nedeniyle bu araştırmaya girdim diye bir açıklaması var. Bir İlginç. Uzman ama anlaşılan. Evet, ama tabii konunun uzmanı. Evet. Ve Çin'in de özellikle güneş enerjisi konusunda yoğunlaşmasını sağlıyor. 2005'ten itibaren Çin'de güneş enerjisi çalışmalarına ağırlık veriyor. Diğer ödüller, Afrika'da bir hukuk mücadelesi veren Jacqueline Modin adında bir bayana ve Amerika'da özellikle daha insani koşullarda doğum yaptırılması konusundaki çabalarıyla May Gaskin adındaki bu bayana verilmiş ve de bir son ödülde, bir sonraki belki gıda üretimi konusunda özellikle daha sağlıklı ve endüstriyel müdahalelerden uzak tarım politikasını savunan Grain hareketine verilmiş durumda. Evet, evet, bu resim Behruz Bey. Evet, 2011'de ne yazık ki kaybettiklerimiz de var. Bu Behruz Çinici 2011'de kaybettiğimiz değerler içinde geliyor. Türkiye'den kaybettiğimiz değerlerden Behruz Çinici, bir mimar. Behruz Çinici'de kalalım isterseniz. Çok kısa, mimar. Türkiye'de çok sayıda ödülü var. Binalar yapmış durumda. Benim okuduğum liseyi de hocam tasarlayan kişi. Öyle mi? Behruz Hangi? Çinici Fen Lisesi'ne. Fen Lisesi, evet. Hatta şöyle bir şey, Behruz Bey lisenin yeniden tadilat işlemine de katıldı ve ona ciddi katkıları oldu yakın zamanda, ilerleyen yaşına rağmen. Bir başka tabii kişi... Tabii, evet. 90
3 yılında başbakanlık şehircilik mimarlık danışmanı oluyor. Büyükelçilik unvanıyla şey yapılıyor değil mi? Onurlandırılıyor falan. Evet. Evet, yetenekli çok, ve çok yönlü bir insan. Çok değerli bir mimarımız. Behruz Çinici'yi 18 Ekim'de kaybettik. Sonra belki resimle arkadaşlarımız ekrana getirecekler. Kemal Kurdaş, bu neşeli gülen kişi, ODTÜ'nün rektörü, evet. Tanınan rektörü ve uzun bir dönem ODTÜ'de rektörlük yaptı. Ve bu arada Maliye Bakanlığı da var. Maliye Bakanlığı yaptı. 19 Nisan'da da Kemal Kurdaş'ı kaybettik. Tabii genç bilim adamları ve yüksek öğretim öğrencileri için söyleyelim. Kemal Bey'in anılarını okusunlar. Evet. Kemal Bey'in anıları aslında 68 olaylarına paralel değil mi? Evet, o 68'deki evet, 68 evet. olayları sırasında yani bir de işte Orta Doğu'da ODTÜ nasıl kuruldu, nasıl ulusallaştı öyle diyelim. Evet. Falan. Yani farklı bir planla kuruldu ODTÜ ama daha sonra geldiği noktayı değerlendirmek açısından önemli. Evet, devam ediyoruz. Evet, Profesör Doktor Orhan Ulutin hocamızdı. Hocamız, değerli hocamız. Çok acele geçtiniz. Evet, biraz üzerine duralım arkadaşlar. Evet. Bir iki dakika. Zamanımız belki devam ediyor ama. Hematoloji konusunda çok önemli. Türk hematolojisinin kurucusu. Tabii uluslar düzeyinde değerli bir bilim adamıydı. Yüzlerce makale. Özellikle trombositler konusunda çok çalışmaları vardı. Bildiğim kadarıyla yanlış anımsamıyorsam bir yine uluslararası bir hematoloji dergisinin editörlüğünü hatta bizden çok yapıyordu. Birçok dergide çok de şeydi. Evet. Editöryel kuruldu. Evet. Evet. Server Tanilli hocamızı saygıyla anıyoruz. O da Kasım ayında 29 Kasım'da aramızdan ayrıldı. Anayasa hukukçusu ve aslında aydınlanmanın hocası. Evet, Türkiye'de özellikle genç kuşaklara değil mi aydınlanmayı şey yapan, aktaran diyelim, aydınlanma konusunda bilgilendiren ve aydınlatan çok önemli bir değerimizdi. Evet, belki yine doğrudan bilim insanı değil ama onlar da yetiştirdikleri kişiler var, sanatçılar arasında Esin Afşar'ı muhakkak söylememiz lazım. Tabii bilimle sanat, bilim, sanat ve felsefeyi çok ayırmamak değerlendirirsek lazım, yine Ömer Lütfü Akat. Ömer Lütfü Akat yine aynı çok, zamanda bunlar akademisyenler. Yani öğretim üyeliği de yapmış de kişiler. Ömer Lütfü Akat da Kasım ayında 19 Kasım'da aramızdan ayrıldı. Bunlar evet Türkiye'de bizim hatırlatmak istediğimiz bu sene kaybettiğimiz değerler. Evet, şimdi böyle bir programda doğrusu yılın bizim alanımızla ilgili iki önemli kitabından da söz etmem gerekir. Etmezsem eksik kalır diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi Doktor Doğu Perinçek'in Bilimsel Sosyalizm ve Bilim isimli kitabı. Ki özellikle yine genç akademisyenler için ve sosyal bilimciler için bir vurgu yapalım ama bütün akademisyenler için çok önemsediğim bir kitap. Hiç ihmal edilmemesi gereken bir kitap. Yeni çıktı diyebiliriz. 2011'in sonuna doğru çıktı. Kitap fuarına son gününe yetişti. O denli yeni yani. Daha henüz bir aylık bir kitap. Bir diğeri yine kitap fuarının son gününe yetişen, benim de ne zamandır Türkçe'ye çevrilmesini beklediğim, daha önce bir programımızda da söz etmiştik, İngiliz komünist bilim adamı John Desmond Bernal'in Bilimin Toplumsal İşlevi. Daha önce Bilim ve Tarih, Bilim ve Marksizm isimli kitapları çevrilmişti Türkçe'ye. Şimdi de Bilimin Toplumsal İşlevi isimli kitabı çevrildi. Burada da tabii özellikle Sovyetler Birliği'nin kuruluş dönemindeki bilimsel bu kitap çünkü şeyde bakayım burada belirtmiş mi 1940'larda falan yazılmış bir kitap. Özellikle Sovyetlerin kuruluş yıllarındaki
bilimsel atılımı, bilimsel çalışmaların örgütlenmesine de sık sık göndermelerde bulunan ama Avrupa'da, İngiltere'deki bilimsel gelişmeleri de tarihsel süreçler içerisinde veren ve bilimin toplumsal işlevinin ne olması gerektiği konusundaki tartışmaları gözden geçiren önemli bir kitap. Bu iki kitabı hem akademisyenler için hem özellikle gençler evet, için hem de bütün yurttaşlar, evet, bütün yurttaşlar için yani bir bilimle bilime ilgi duyan bilimi hala yaşamanın merkezinde tutan toplumun bireyleri için öyle diyelim bireyler için vazgeçilmez iki kitap olarak bunları ben de önermek istiyorum. Gerçek yol göstericinin bilim olduğu evet, konusundaki evet. düşüncemizle birlikte. Galiba programın da sonuna geldik. Geliyoruz. Belki sonunda geçtiğimiz yıldan arkadaşlarımız hem görüntüleri ekrana getirerek belki bitirebilirler. Evet. Öncelikle bir teşekkür edebiliriz. Öyle belki yapalım. Bu programa katkısı olan bütün değerli dostlarımıza, tüm konuklarımıza. Evet, burada stüdyoda bizimle birlikte olan tüm konuklarımıza. Bu programın yayınlanmasında emeği geçen, başta kameramanlar olmak üzere tüm arkadaşlarımıza, reji odasındaki arkadaşlarımıza, reji odasındakilere, teknik ekibe, görünür görünmez emeği olan herkese ve Ulusal Kanal'ın şu anda yine Silivri'de bulunan, değil mi? Genel yayın yönetmenine, Sayın Turan Özlü'ye teşekkürlerimizi ve sevgi ve saygılarımızı iletelim. Gelecek yıl içinde dileklerimizi hocam, evet, gelecek yıl içinde iyi dileklerimizi iletelim. Gelecek yıla bu yıldan daha umutlu bakıyorum doğrusu. Bakıyoruz. Evet. Gelecek yıl bu yıldan çok daha iyi olacak. Hiç yüreğinizi karartmayın. Ama bir şeyi de unutmayın. Bu kanal sizlerin desteğiyle ayakta duruyor. Ulusal Kanal gönüllüsü olun. Gelecek yıl daha çok gönüllüyle birlikte bu kanalın programlarını hep birlikte oluşturalım. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın, aydınlık kalın diyorum. Sözü son sözler için Kürşat Hoca'ya bırakıyorum. Yani bu dileklere katılmamak mümkün değil. Gerçekten 2012 çok daha iyi bir yıl olacak ve zaten bunun belirtileri 2011 sonunda gözükmeye başladı. Ben de bütün izleyicilerimize iyi bir yeni yıl diliyorum. Mutluluklar ve umut diliyorum. Teşekkür ederim. Ortada insanların kalp atışlarının farklı olduğu, fakat çok piyano olan Mozart'ın orta bölümlerinin, senfonilerin aslında burada yok. Her şey orada, çorap orada, ayakkabı orada, gömlek orada. Ne? Bir adam ne almak ister? Ne arıyorsun sen ya diyor. Nesime Bey, benim oğlum konservatuvarda, bale öğrencisi de. Ona bir çift bale pabucu alacağım. Bu nedir ya? Bir bak işte Anadolu'ya bak. Bir bakıyor abinin dino, gözün dino. Başında kasket, sırtında ceket. Bir Anadolu ozanı. Mazlum Çimen, balet ya. Oğlunu konservatuvarda bale mi okutuyor? Aradığı şey bale. Bu kim ya hocam, bu kim? Bu kim? Şuna bakar mısınız? Bale pabucu işte. Burada kitaptaki övgüden bir tanesi bu. İşte yaş. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki 31 yıl. Serüveni biraz anlatır evet, mısınız ben hocam? Ben Siyasal Bilgiler Fakültesi çıkışlıyım. Evet. Mezun olunca kendisini saygıyla, rahmetle anacağım Profesör Yavuz Abadan'ın en iyi öğrencisi idim zannediyorum. Onun yönetimindeki sosyoloji, o zamanki adıyla, bugün de öyle ya, ben toplum bilim diyorum. Toplum bilim kürsüsüne asistan olarak girdim. Ve ondan sonra da gerekli çalışmaları herhalde yapmış olmam gerekir ki profesörlüğe kadar da yükseldim. Ama 1981, 12 Eylül ortamı üniversitelere sözde giyim kuşam ön derdi değil, bize de yansıyan sonuçları var ve de yurttaşlara yansıyan sonuçları var. Benim yeteri kadar belki başka programlarda değerlendirildi, tartışıldı ama Ulusal Kanal'da sizden sormak istediğim konu şu, siz nasıl değerlendiriyorsunuz biraz tıp fakültesi dışındaki bir öğretim üyesi olarak ve aynı zamanda bir meslek örgütünün yöneticisi sıfatınızda nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de bu olayın sadece tıp fakülteleri sınırlı olduğunu mu düşünüyoruz?
Hayır, bu olay veya bu kanun bütün üniversite öğretim üyelerini kapsamı içerisine alıyor. Zaten bunun kimse farkında değildi Ağustos ayında. Özgü mü yoksa genel bir kriz içindeler mi? Şimdi yani Yunanistan, İspanya, Portekiz, hatta İtalya daha fazla problemli gibi görünüyor. Ama yaşadıkları kriz genel bir kriz mi? Çünkü bazı...